Çünkü genellikle depremlere işte Amerikalılar yol açtı, uzaylılar yol açtı gibi birçok komplo teorisi ortaya çıktı. Öyle olunca depremlerin sebeplerini anlatacak içerikler üretmeye gayret ettim. İnsanları doğru bilgilendirmek için, yani bunun hesabı sorulacaksa doğru yerden depreme doğa yol açıyor, ama onun dışında depremle ilgili düzenlemelerde yetersiz kalan durumlar varsa bunun hesabının oradan sorulması gerekiyor. Şimdi dünyada depremlerin iki ana sebebi var. Dünya gezegeninde diyelim. Tabii ki jeoloji, yani yer bilimi ilgili olan bir konu bu. Birinci sebebi kıtaların kayması. İkinci sebebi ise dalma batma hareketleri. Sıcak noktalar diyelim bunu. Bunu anlamak için biraz dünyanın iç yapısını bilmek gerekiyor. Ama ben derinlere girmeden şu kadarını öncelikle söylemek istiyorum. Depremler özellikle de yeryüzünde, yani şehirlerde, yerleşim alanlarında yıkıma yol açan depremler genellikle 8,5 ila 10 kilometre derinlikte gerçekleşiyor. Çok daha derinlerde gerçekleşen ve yeryüzünde gerçekleşse hakikaten de kutsal kitaplardaki gibi yerin yarılmasına yol açacak kadar büyük olan depremler de var. Fakat bu depremler derinde olduğu için bunlar yeryüzüne ulaşmıyor. Bizi etkileyen depremler 8,5 kilometre kadar derinde gerçekleşen depremler. Depremlerin iki sebebi olduğunu, ana sebebi olduğunu söylemiştim. Biri kıtaların kayması. Yani kıtalar yer kabuğu üzerinde hareket ediyor. Ara sıra çarpışıyor, birleşiyor, ayrılıyor. Çarpışmalar sırasında dağlar oluşuyor ki buna geri geleceğim. Ama bu hareketler o bizim yer kabuğunun çatlamasına ya da dikiş yerleri vardır yer kabuğunun birbirine sürtünmesine yol açıyor ve bu da yer sarsıntılarına yol açıyor. Onun dışında bir de sıcak noktalar var. Bu sıcak noktaları da çok kabaca, çünkü hepsi, yani yanardağların, volkanların, volkanik püskürmelerin tek sebebi sıcak noktalar değil, ama çok kabaca yanardağlarda yüzeysel depremlere yol açabiliyor hocam.